Sevgili Kaya İlecek kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bir video öncesinde hatırlarsanız mekanik anahtarların yerini alabilecek elektronik bir düzenekten bahsetmiştik ve bu düzeneğin çalışmasını anlatmıştık. Bu video sağ olun sizler tarafından bayağı ilgi gördü. Bayağı arkadaşım sırf destek olmak adına yorumlara bir dünya şey yazdılar. Bu yorumlar arasında birçok yorumda bu devrenin iki butonla çalışan bir devreydi hatırlıyorsanız o devre. Bu devrenin tek butonla çalışanı bizim daha çok işimize yarayabilir, daha aktif olur, daha işlevsel olur gibi yorumlar geldi. Benden rica ettiler yapabilir misiniz diye. İşte bunun üzerine ben de arkadaşlar sizlere bu videoda tek butonla aç kapa yapabileceğiniz bir başka elektronik düzenek göstereceğim. Bu elektronik düzenekte illaki yapılacak işlem biraz daha karmaşık olduğu için birden fazla malzeme kullanacağız ama merak etmeyin bu malzemelerin her biri yine ucuz. Her yerden temin edebileceğiniz, kolayca bulabileceğiniz malzemeler olacak ve yapımı da çok basit olacak. Sizleri çok fazla uğraştırmayacak arkadaşlar. Onun için bu devreyi yapacağım. Fakat videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu devrenin tasarımı bana ait değil. Benim tasarımım olan başka bir devre var ama o devre bu yapacağımız devreden hem daha maliyetli hem de daha karmaşık. Bunu istemediğim için her arkadaşımız rahatlıkla, kolaylıkla yapabilsin diye sizin için araştırıp bulduğum bir devre. Bizim farkımız ne olacak? Bu devreyi yaptıktan sonra şemasını çizeceğiz. Daha doğrusu yaparken şemasını çizeceğiz ve çalışmasını da anlatarak bu devreyi hep birlikte çözümleyeceğiz arkadaşlar ki devreyi başka bir alanda, başka bir yerde kullanmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Devrenin çalışma mantığını kavrarsanız çok daha rahat bir şekilde dilediğiniz yere uyarlayabilirsiniz. Bu tüm elektronik devrelerimiz için geçerli. Onun için kanalımızın sloganı biliyorsunuz kolay öğrenme kanalı. Bir dünya bilgi paylaşıyoruz sizinle. Siz bu bilgileri öğrenin ve dilediğiniz şekilde istediğiniz yerde kullanabilin diye detaylı anlatımlar gerçekleştiriyoruz. Ha bu bazılarının canını sıkabiliyor. İşte çok uzattın amma konuştum diyenler olabiliyor. Ama biz sebatla hala kanalımızın amacına yönelik olarak videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Dilerseniz hemen devremizin tasarımına geçelim. Çizim yaptığım sayfamı önüme alayım ve size devrenin tasarımıyla nasıl gerçekleştireceğini birebir anlatayım arkadaşlar. Bakın bu devremizi yaparken 12 voltluk bir lamba kullanacağız. Çünkü ben istiyorum ki bu yapacağımız devreyi siz hem otomobilinizde hem de birkaç ekleme ile evinizde, iş yerinizde, garajınızda, atölyenizde rahatlıkla kullanabilin istiyorum. Ondan dolayı devreyi 12 voltla çalışabilir bir şekilde yapacağız. Daha önceki videolarımda göstermiştim arkadaşlar lambanın sembolünü. Şu bizim lambamız olsun ve devremiz 12 voltla çalışıyor olsun. Vatandaşın devreyi tasarladığı şekilde ilerleyelim. Vatandaş bir tane IRFZ44 koymuş. Devreye bence mantıklı da bir düşünce olmuş. IRFZ44 MOSFET'ler biliyorsunuz günümüzün daha doğrusu çağımızın elektroniğinde önemli bir yeri var arkadaşlar. Hem çok verimli çalışmaları hem de dayanıklılık açısından MOSFET'ler güzel bir tercih. Evet, şimdi bir tane MOSFET kullanacağız burada ve kolay bulunabilsin ve ucuz olsun diye her zamanki gibi IRFZ44 kullanacağız bu MOSFET arkadaşlar. Şimdi MOSFET'lerimiz bakın drain, source ve gate olmak üzere 3 tane bacağı var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 3 bacaktan gate bizim tetikleme bacağımız. Yani MOSFET'i kontrol ettiğimiz bacak. O da çizimdeki şu bacak arkadaşlar. G ile gösteriliyor. Gate bacağından biz MOSFET'i istediğimiz gibi iletime geçirip yalıtıma geçirebiliyoruz. N kanal bir MOSFET'i iletime geçirebilmek için gate'inden pozitif gerilim vermemiz lazım. Yani artı gerilim vermemiz lazım ki MOSFET artılı aldığında iletime geçsin ve lambamız yansın. Tekrar negatif bir gerilim verene kadar MOSFET'imiz iletimde kalır. Diğer transistörler gibi değil. Diğer transistörlerde siz
artıyı çektiğiniz anda transistör yavaş yavaş kapanır ve yalıtıma gider arkadaşlar. Fakat MOSFET'ler gate'i bir kondansatör özelliği gösterdiği için şarj olur ve siz tekrar oradaki kondansatörü boşaltana kadar, yani eksi verene kadar MOSFET'ler yalıtıma gitmez. Sürekli iletimde kalır. Onun için MOSFET'in gate'ini başıboş bir vaziyette bırakmamamız lazım. Yani artı gerilimi verdiğimizde MOSFET iletime geçecek ve artı gerilimi çektiğimizde buraya kendiliğinden bir eksi gerilim gelsin ve MOSFET'imiz kapansın diye hemen MOSFET'in gate'ine bir tane 4.7K'lık direnç koymuş vatandaş. Ben şu baskı devre kalemimle yazayım arkadaşlar sizin için. 4K7. Evet. Bu direnç, biz MOSFET'in gate'ine artı gerilim vermediğimizde devamlı eksi gerilim uygulayarak MOSFET'i kapalı bir vaziyette tutacak. Boşta bıraktığımız zaman MOSFET iletimde mi kalmalıyım, yalıtımda mı kalmalıyım gibi veya yarı iletim yarı yalıtım durumunda kaldığı zaman MOSFET belli bir oranda direnç göstereceği için çok ısınıp bozulabilir. Biz bunu istemediğimizden dolayı gate'ine bir direnç koyup burayı eksiye veriyoruz ki bu sayede MOSFET'imiz devamlı kapalı kalsın biz artı gerilim vermediğimiz müddetçe. Şimdi bir artı gerilim vereceksek arkadaşlar buradan ve MOSFET'imiz iletime geçecekse, hadi gelin şimdi bu MOSFET'i bir yapalım, hep birlikte görelim bu çalışma şeklini nasıl oluyor, bir deneyimleyelim arkadaşlar. Bakın lambamız devredeki gibi, aldım MOSFET'imizin gate bacağı, drain bacağı, source bacağı arkadaşlar. Drain bacağı şu bacak oluyor. Hemen MOSFET'in sırtındaki metal soğutucuyla drain bacağı içinden kısa devre olduğu için ben MOSFET'in bu sırtındaki metal parçaya lehimleyeceğim bunu. MOSFET'in drain bacağını şurada da yazalım da siz de bilin. Drain bacağı, source bacağı. Evet arkadaşlar, MOSFET'in drain bacağını lambamıza bağladık ve source bacağı da burası. Bakın şimdi güç kaynağımdan 12 voltluk bir gerilimle source bacağına eksi gerilimi veriyorum. Isınmış burası. Source bacağına eksi gerilimi veriyorum. Artı kısmını da lambamızın şemada görüldüğü gibi ucundan vereceğim. Artıyı verdim. Ben bu şekilde yapıyorum ama siz yapmayın. Çünkü elimde GRFZ44 çok bozulursa da yerine hemen yenisini takabiliriz arkadaşlar. Bakın gate bacağına şimdi şu krokodille bir artı gerilim uyguladığımda hemen MOSFET iletime geçecek. Önce güç kaynağımızı açalım arkadaşlar. Açtık. Artı gerilim verdiğimde bakın MOSFET iletime geçti. Hatta ben artıya yaklaştırırken iletime geçti. Yani artıya henüz dokundurmadan MOSFET iletime geçti arkadaşlar. Ki bu çok tehlikeli bir durum. İşte MOSFET bozulabilir bu durumda. Belki de bozulmuştur bile. Bir bakalım. Şimdi hemen gate bacağımıza bir eksi veriyoruz. Eksi verdim. Evet. MOSFET'im kapandı. Yalıtıma gitti. Ve başka hiçbir yere değdirmeden çektiğimde MOSFET'im eksi gerilime şarj olduğu için yalıtımda ve kapandı şu anda. Tekrar artı gerilim vereceğim gate'inden. Bakın benim elimden bile etkileniyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Elimdeki o hafif voltaj birikimlerinden hemen MOSFET iletime geçiyor. Bakın yarı iletimde kaldı biraz önce. Bakın görüyor musunuz? Hemen iletime geçti. Eksiye verip MOSFET'i yalıtıma götürdük ki MOSFET ısınıp bozulmasın arkadaşlar. Şimdi güç kaynağımızı kapatalım. Evet, hemen MOSFET'imizin gate'ine eksi gerilim vereceğimiz kısımda bir 4.7K'lık direnç bağlayalım ki şuradaki gibi bizim MOSFET'imiz bozulmasın, arızalanmasın. Evet, 4.7K'lık direnci eksi ile gate arasına bağladım arkadaşlar. Hemen şu bacaklarını keselim. Ve artık korkusuzca MOSFET'imizin bozulma kaygısı olmadan artı 12 voltumuzu uygulayabiliriz. Bakın 4.7K burada bağlı olduğu için artık elimin dokunmasından
MOSFET etkilenmiyor. Hiçbir zaman iletime geçmiyor. Ne zamana kadar? Ben buraya artı gerilim verene kadar arkadaşlar. Bakın artı gerilimi verdiğimde MOSFET iletime geçiyor. Çektiğimde direnç vasıtasıyla hemen eksi gerilime çekilip MOSFET yalıtıma götürülüyor. Bu şekilde MOSFET hiçbir zaman arızalanmaz arkadaşlar. MOSFET'in ısınmaması için tamamen gate'ine MOSFET'in datasheet'inde yazan voltajın üzerinde bir voltaj vermeniz lazım. Bu genel itibariyle 10 volttur arkadaşlar. 10 voltun üzerinde MOSFET tam iletime geçer ve çok düşük bir iç dirençle sizin sürmek istediğiniz malzemeyi sürer. Bu bir lamba olabilir, bir ısıtıcı olabilir, bir motor olabilir. Çok düşük iç dirençle sürdüğü için MOSFET, ki bu çok vasat bir MOSFET arkadaşlar. Yani çok kaliteli ve iyi bir MOSFET değil. İyi bir MOSFET iletime geçtiğinde 0.0 bilmem kaç ohmlar derecesinde, yani çok çok düşük iç dirençlere sahip olabilir iletime geçtiğinde. Neyse, gördüğünüz gibi biz artı gerilimli MOSFET'imizi sürmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi devremizin şemada gördüğünüz şu kısmı hazır. Bakın bu şekilde bir devre oldu. Biz bu MOSFET'in artı gerilimle iletime geçtiğini bildiğimize göre artı gerilim sürebileceğimiz bir transistör koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu transistörü ne olarak kullanacağız? Yani NPN bir transistör mü olacak? PNP bir transistör mü olacak? NPN bir transistör kullanıp artı gerilimle bu transistörü sürersem MOSFET'in gate'ini de artı gerilimle sürebilirim. Fakat ben öyle bir tasarım yapacağım ki, daha doğrusu vatandaş öyle bir tasarım yapmış ki, bu MOSFET iletime geçtiğinde bu transistöre eksi verebileyim, iletime geçmediğinde artı verebileyim gibi bir düşünceyle MOSFET'i tek bir anahtarla açmayı kapatmayı planlamış. Onun için biz de onun tasarımından gideceğiz ve burada PNP bir transistör kullanarak, arkadaşlar şu kalemi düzgün yazanı var mı bir bakayım ya. PNP bir transistör kullanarak eksi gerilimle bu transistörü kontrol edeceğiz. Eksi gerilimle. Biz eksi gerilimli bu PNP transistörü uyguladığımızda MOSFET'in gate'ine artı gelecek. Bunu farklı renkte bir kalemle çizeyim. Bu şekilde artı gelecek ve MOSFET'imiz iletime geçecek. Hadi gelin şimdi o kısmı da halledelim. Bakın burada PNP transistör olarak vatandaş BC558 kullanmış ama benim elimde BC557 vardı. PNP bir transistör olduğu için BC557'yi de rahatlıkla kullanabiliriz. BC557'nin emitter, kolektör ve base bacakları şöyle. Ve bunlar birinci bacak kolektör, ikinci bacak base, üçüncü bacak emitter arkadaşlar. Bu da transistörün üzerinde şu şekilde ilerliyor. Birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü bacak. Birinci bacağı biz gate'e bağlayacağımıza göre MOSFET transistörümüzü ters çevirip hemen birinci bacağı şu şekilde gate'e bağlayabiliriz. Transistörümüzün birinci bacağını, yani kolektörünü MOSFET'imizin gate'ine bağladık arkadaşlar. Şimdi emitterini de şemada gördüğünüz gibi artı gerilime bağlayacağız. Yani lambanın şu ucuna bağlayacağız. Çünkü artıyı buradan veriyoruz. Bunu kısa bir kabloyla hemen bağlantısını yapalım. Transistörümüzün emitterine de artı gerilimimizi vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi hadi gelin buradaki düzeneyi de bir test edelim. Artıyı lambanın şu kısmından vereceğiz. Eksiyi de MOSFET'imizin source bacağından vereceğiz. Evet, verdik. Artıyı da buradan verdik. Bakın MOSFET'imiz direnç vasıtasıyla yalıtımda,
Ne zaman ben gate'e artı gerilim verirsem, bakın şu iki bacağı ben kısa devre ettiğimde cımbızda buradaki transistörü yok sayıp bunun üzerinden vermiş olacağım ve MOSFET iletime geçecek. Verdim. Gördüğünüz gibi lamba yandı. Çektim. Lamba söndü. Transistörün base'ine eksi gerilim vereceğiz demiştik burada. Biraz önceki anlatımda. Çünkü PNP transistörlerinin iletime geçmesi için base'ine eksi vermemiz lazım. Transistörün bozulmaması için bir base direnci atalım. Ondan sonra bu eksi verme işini yapalım arkadaşlar. Çünkü transistör bozulabilir. Hemen şu iki direncimi birbirine seri bağlayacağım. Keskimin ucu da mıknatıslanmış. Evet, buraya devrenin tasarımını yapan vatandaş 3.1 megaohmluk bir direnç bağlamış. Base direnci bağlamış arkadaşlar. Buradaki direncin değeri önemli. Çünkü transistörün ne seviyede iletime geçeceğine karar veriyor. Yani ne kadar bir gerilim farkı uyguladığımızda transistör iletime geçecek, buna karar veriyor. Ben 2.2 megaohmla denedim, olmadı. Onun için elimdeki 2.2 megaohmla 1 megaohmluk direnci seri bağlayıp 3.2 megaohm yaptım ve bu şekilde çalıştırabildim. 2 megaohmluk dirençte devre saçmaladı. Düzgün çalışmamaya başladı. Onun için buradaki direnç önemli. Hemen şu base direncini de bağlayalım. Base direncini bağladık. Artı gerilimimizi hemen uyguluyorum. Her zaman her yerde değişken dirençler iş görmeyebilir arkadaşlar. Bazı yerler, mesela transistörün gate direncine 10K'da koyabilirdik, 5.6K'da koyabilirdik. Her halükarda iş görürdü. Çok düşük olmadığı sürece buradaki direnç değişken bir direnç olabilirdi. Ama buradaki direnç değişken bir direnç olmuyor. Çünkü bir kondansatörün deşarj, şarj deşarj olayı var. Bu da devreyi saçmalattırıyor. Onun için biz burada vatandaşın tasarımındaki direnci kullanacağız. Bakın, artı gerilimi verdim gate'e. MOSFET'im iletime geçti biraz önceki gibi arkadaşlar. Transistörün emiteriyle kolektörünü kısa devrettiğimde. Şimdi hemen buradaki transistörün base'ine eksi gerilim vereceğim ve eksiyle MOSFET'in açılıp kapandığını göreceksiniz. Verdim. Gördüğünüz gibi MOSFET iletime geçti. Lambam yandı. Eksi gerilimi çektim. Lambam söndü. MOSFET yalıtıma gitti. Şimdi arkadaşlar, buraya eklediğimiz dirençleri hemen şemamızın üzerinde yerine koyalım. 3.2 kullandık biz. 3.2 megaohm. Evet, buradaki direncin değeri de 3.2 megaohm. Buradan eksiği verdiğimizde PNP transistörümüz iletime geçti ve artı gerilimi MOSFET'in gate'ine uygulayıp MOSFET'i iletime geçirdi. Eksi gerilimi çektiğimizde MOSFET gate'inden zaten eksi gerilimi buradan aldığı için MOSFET'imiz yalıtıma gitti ve lambamız söndü. Şimdi vatandaş tasarımında çok güzel bir noktayı yakalamış. Bu da şu kalemle çizeceğim arkadaşlar. Biraz ince olmasını istiyorum. Bakın, bizim MOSFET'imiz iletime geçtiğinde tam şuradaki noktamız bizim eksiye geçtiği için, biz transistörün base'ine eksiği verdiğimizde bu transistör sürekli iletime geçsin ve MOSFET'i sürekli iletimde tutsun diye vatandaş getirmiş bu transistörün base'ini hemen şuradaki MOSFET'in drain ucundan almış. Şuradaki şu artılığı da silelim de düzgün olsun. Evet, buradan almış. Bu sayede biz transistörün base'ine eksi verdiğimizde MOSFET'imiz iletime geçecek. MOSFET iletime geçtiği için artık bu nokta eksi olacak ve bu nokta eksi olduğu için bu transistör sürekli iletimde kalacak. Böylelikle MOSFET'imize sürekli iletime geçmiş olacak. Bakın arkadaşlar, şimdi ben buradaki transistörün base'ine eksiği verdiğimde lambam yanıyor, çektiğimde sönüyor. İşte bunu sürekli hale getireceğiz. Yani buraya hemen
bir başka krokodille ben bu transistörün base'indeki bağlantıyı getirip drain ucuma, yani lambamızın MOSFET'in drain ucuna bağlanan noktasına bağlıyorum. Bakın şimdilik krokodille bağlayacağım. Daha sonrasında hemen ben bu noktaya yine MOSFET'in base'inin, pardon, transistörün base'inin bağlı olduğu noktaya eksiği vereceğim. Ve bakın lambam sürekli yanacak. Verdim, lamba yandı ve artık eksi gerilimi çekmeme rağmen lambam sürekli yanık kalıyor. Neden? Çünkü MOSFET iletime geçtiğinde burası eksi oldu. Kısa devre oluyor. Çünkü MOSFET iletime geçtiğinde bu nokta artık eksiye bağlanmış oluyor. Eksi olduğu için bu transistörü sürekli iletimde tutuyor. Bu transistör de sürekli iletimde olduğu için MOSFET'i sürekli iletimde tutuyor. Ve burada bir mühürleme işi yapmış oluyoruz. Bu mühürleme işi sayesinde ben eğer bunun yerine eksi ile burada base arasına bir buton koysaydım arkadaşlar, işte o butona bastığımda benim lambam yanacak. Butondan artık elimi çeksem de lambam sürekli yanmaya devam edecek. Biz buna elektronikte mühürleme diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben bunu çekene kadar lamba yanık kalmaya devam edecek. Çektiğim zaman hemen sönecek arkadaşlar. Bu aradaki bağlantıyı fiziksel olarak yapayım. Ondan sonra devam edelim. Bağlantımızı görmüş olduğunuz gibi yaptık. Şimdi buradaki eksi probumun ucunu, yani transistörümü iletime geçirecek olan kablomun ucunu eksiye verdiğimde lambam yandı ve artık sürekli yanık kalıyor. Neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi şu aradaki bağlantıyı atmış ve devreyi mühürlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi güç kaynağımızı kapatalım hemen. Evet, şimdi bu işlemden sonra işte biz yaktık ya, tekrar butona bastığımızda bunu söndürecek bir düzenek yapmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Vatandaş tasarımında güzel bir şekilde bu işlemi yapmış. Hemen buraya bir dirençle şarj olması için bir kondansatör koymuş. Bakın bu kondansatör 100K'lık bir direnç üzerinden, bunu şuraya yazalım, 100K'lık bir direnç üzerinden biz butona basmadan devrenin ilk halinde kondansatör buradan lambanın üzerinden geliyor. Buradaki 100K'lık direnç üzerinden artı gerilime şarj oluyor arkadaşlar. Artı gerilime şarj oluyor. Ve bu artı gerilimle biz MOSFET'i bir sefer gate'inden iletime geçeceğiz. Bakın biraz önceki transistörü base'inden iletime eksiyle geçirmiştik. Biz şimdi bu işlemi gate'in artıya çekilmesiyle yaptığımızı düşünelim. Bakalım ne olacak? Bir bakalım. Gate'e artı gerilimi verdik. Lambamız yandı ve yanık kalmaya devam etti. Farkı var mı arkadaşlar? Herhangi bir farkı yok. O zaman biz şu araya kondansatörümüzle gate'imizin arasına bir buton koysak ve biz buna bastığımızda gate'imize direkt artı gelse, bu artılığı da bu lamba üzerinden kondansatör şarj olduktan sonra, ki bu küçük bir kondansatör kullanmış vatandaş devresinde, 10 nanofaradlık bir kondansatör kullanmış, çok hızlı şarj olabilecek bir kondansatör arkadaşlar. Artıya bastığımızda kondansatörün artı gerilime şarj olmasından dolayı hemen bizim MOSFET'imizi iletime geçirdi. MOSFET'imizin artık burası eksi oldu ve buradaki eksi gerilim buradaki transistörü sürekli iletimde tuttu. Böylelikle MOSFET sürekli iletimde kaldı arkadaşlar. Hadi gelin şimdi buradaki düzeneyi de bir kuralım ve butona bastığımızda MOSFET nasıl iletime geçiyor, hep birlikte onu görelim.
Evet arkadaşlar, buton ve kondansatörlerimizi de bağladık. Şimdi hemen devremizin tekrar beslemesini bir verelim. Artı ve eksisini verdik. Ne demiştik? Bakın, butona basmadan önce artı ve eksi gerilimi açtığımızda artı gerilim lamba üzerinden ve buradaki direnç üzerinden bu kondansatörü artıya şarj ediyor. Kondansatördeki artılık biz butona bastığımızda gate'e gidiyor. Gate MOSFET'imizi iletime geçiriyor. MOSFET'in bu noktası, yani drain bacağının bağlı olduğu nokta, artık MOSFET iletime geçtiği için şase eksi özelliği kazanmış oluyor. Bu eksi özellik buradaki bizim PNP transistörümüzü sürüyor ve bu transistörde MOSFET'i devamlı iletimde tutarak bir döngü sağlanmış oluyor. Bakalım butona bastığımızda ne olacak? Bastım, lambam yandı ve görmüş olduğunuz gibi artık yanık kalıyor arkadaşlar. İşte bu gate'e artı gitmesine kondansatörün şarj olması sebep oldu. Biz ne yapıyorduk? Direkt artı gerilimden MOSFET'in gate'ine veriyorduk. MOSFET iletime geçince burası eksi oluyordu ve transistörümüz iletime geçip mühürlemiş oluyordu. Biz artık kondansatörle bu işi yapmış olduk. Çünkü bize tekrar butona bastığımızda buradaki transistörü yalıtıma götürecek bir özellik lazım. Bu da biraz önce artı gerilime şarj olan kondansatör MOSFET'i iletime geçirmişti. Ve burası artık eksi olmuştu. Burası eksi olduğu için 100K üzerinden eksiye doğru akarak kondansatörümüz tamamen boşalmış oldu. Boş bir kondansatör de elektronikte dolana kadar, yani belli bir seviyeye dolana kadar kısa devre gibi davranır arkadaşlar. Yani boş kondansatörün uçlarına siz gerilim verdiğinizde bir anda akım çekeceği için boş kondansatör kısa devre gibi davranır. Biz de bu kısa devre özelliğinden faydalanarak kondansatörün biz ikinci kez butona bastığımızda bizim MOSFET'imizin gate'ine eksi gerilim gelmiş olacak ve MOSFET'imiz tekrar yalıtıma gidecek. Yalıtıma gittiği için burası artı olacak. Artı gerilim PNP transistörün base'ine uygulandığı için PNP transistörümüz yalıtıma gidecek ve artık MOSFET'imiz artı gerilim almadığı için iletime geçemeyecek ve bu sayede lambamız sönecek arkadaşlar, ta ki biz tekrar butona basıncaya kadar. Bakın, butona basıyorum, lamba yandı. Basıyorum, lamba söndü. Basıyorum, lamba yandı. Basıyorum, lamba söndü. Evet, şimdi sevgili dostlar, diyeceksiniz ki evet, 12 voltluk bir devreyi bu şekilde çalıştırmayı başardık. Bunun yerine 220 voltluk devreleri nasıl çalıştıracağız diye sorabilirsiniz. Hemen şimdi 220 volt şehir şebekesiyle de evinizdeki, iş yerinizdeki, garajınızda, atölyenizdeki cihazları bu şekilde tek butonla nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim. Şimdi lambayı söktüm arkadaşlar. Lambanın yerine bir röle bağlayacağım. Ve bu röleyi devremle kontrol edeceğim. Yani ha lamba ha röle arkadaşlar. Bu sayede de rölenin kontakları üzerinden 220 voltluk cihazlarınızı da kontrol etmiş olacaksınız. Bakın, devrenin beslemesini veriyorum yine. Artı ve eksi gerilimini. Rölenin sesini duyabilin diye biraz da şöyle kameraya yaklaştıracağım. Bakın, gördüğünüz gibi röle çekti. Bastım bıraktı. Bastım çekti. Bastım bıraktı. Şimdi rölenin kontaklarının kapanıp kapanmadığını bir kontrol edelim. Evet, şöyle ölçü aletimi yakını alayım ve rölemizin kontakları üzerinden bir kontrol edelim. Bakın, şöyle açık devre. Rölemin kontakları. Bunu şöyle yapalım. Hemen bir krokodil yardımıyla bağlayalım ki tutması zor oluyor. Evet, kontaklara ölçü aletimi, probunu bağladım. Butona basıyorum. Rölem çekti. Kontaklar kapandı ve cihazım çalıştı arkadaşlar. Tekrar butona basıyorum. Rölem bıraktı, kontaklar açıldı ve cihazım kapandı. Evet sevgili arkadaşlar, rölenin kontakları ucuna bağlayacağınız herhangi bir cihazı, bu bir lamba olabilir, bir motor olabilir, bir ısıtıcı olabilir, buradaki butonla, tek bir butonla aç kapa yaptırabileceksiniz gördüğünüz gibi. Cihazınızın anahtarına rölenin kontaklarını getirip bağlamanız yeterli olacak ve cihazınız bu sayede
açılıp kapanmış olacak tek bir butonda sevgili dostlar. Evet sevgili KYLC kanalı takipçileri.